herkese yeni bir videodan, Kuala Lumpur'dan, son dakikalarından selamlar dostlar. Yeni ülkeye doğru yola koyuluyorum. Buradan ilk olarak Singapur'a uçacağız ve oradan da Filipinlere, yeni ülkemize uçacağız. Çok heyecanlıyım. Şöyle son kez şu manzaramı göstereyim. Burada 14-15 gün boyunca konakladım. Gerçekten çok güzeldi. Kuala Lumpur inanılmaz bir şehir. Ancak şimdi yolculuk vakti. Hadi geç kalmayalım. Hemen çantalarımı alayım ve yolculuğumuz başlasın. Şu anda otobüs durağına geldim. Buradan otobüse biniyorum dostlar. Burası KL Central durağı. Yani Kuala Lumpur'un merkezi istasyonu. 15 karşılığında şöyle göstereyim. Otobüsle havalimanına kadar gideceğim. Yani 15 ringgit de 3 dolar, 3,5 dolar gibi bir şey yapıyor. Çok çok iyi bir fiyat. Bakalım şimdi bekliyorum. Yaklaşık 25 dakika kadar var otobüsün kalkmasına. Ucu ucuna yetişeceğim gibi havalimanına ama çok ucuz bir seçenekti bu. Hadi bakalım. Şöyle otobüsümle göstereyim. Evet, herkese havalimanından selamlar dostlar. Gördüğünüz üzere check-in'imi yaptım. Her şey tamam. 10 kilo kabin bagajım vardı ki çantamı da soktum şimdilik. Bir sorun yok. Ülkeden çıkış bileti sordular. Ancak rezervasyon yapmıştım. Bunu da bu şekilde hallettik. Yiyecek bir şeyler arıyorum havalimanında. Pek bulmak mümkün gibi gözükmüyor ama arıyorum öyle. Uçağıma yaklaşık 1,5-2 saat kadar var. İlk olarak buradan Singapur'a gideceğiz. Bekliyorum bakalım. Şöyle göstereyim havalimanında. Aradan 1,5-2 saat kadar vakit geçti dostlar. Şu anda uçağın kapısındayım artık. Havalimanının içerisinde çok fazla video çekme fırsatım olmadı. Çok çekmek de istemedim açıkçası. Bir şeyler atıştırdıktan sonra direkt buraya geldim ve uçağımın kalkmasını bekliyordum. Şimdi çalışan daha yok. Bakın direkt şurada pasaportunuzu okutup devam ediyorsunuz. Makinelerden geçiyorsunuz. Ve yolculuk başlasın dostlar. Ve an itibariyle Singapur havalimanındayım. Herkes sağda solda yerlerde yatıyor. Burada transfer için bekleyen insanları görüyorsunuz. Şimdi benim transferim 19 saat. Saat şu anda gece 1'e doğru geliyor dostlar. 12.30 civarı. Bilmiyorum ne yapacağım. Ülkeye girsem mi girmesem mi halen daha kararsızım. Dünyanın en gelişmiş, en modern ülkelerinden bir tanesi de an itibariyle bir şehir devletindeyiz. Daha önce 2 kez geldiğim bir ülke ama bir yandan tekrardan bir girmeyi de istiyorum. Ama bilmiyorum. Öncelikle geceyi geçireceğim. Bir yer bulmam lazım. Burada havalimanında. Bakalım ilerliyorum şimdi. Uluslararası kuruluşlar tarafından toplamda 12 kez dünyanın en iyi havalimanı seçilen Singapur Changi Uluslararası Havalimanı'nda geçirdiğim 19 saat her ne kadar yorucu olsa da bir yandan da keyifliydi. Bu havalimanının içerisinde dünyanın en büyük kapalı alan şelalesi dahi yer almakta. Yalnızca bununla mı bitiyor? Hayır, botanik bahçesinden kelebek bahçesine hatta kaktüs bahçesine kadar birçok farklı şey bu havalimanının içerisinde bulunuyor. Havalimanına vardığımda inanılmaz derecede yorgun hissettiğimden dinlenebileceğim ve ülkeye giriş yapmadan transfer bölgesine uyuyabileceğim bir yer aramaya koyuldum. Her yerde uyuyan insanlar görüyorsunuz. Gece geçirebileceğim, havalimanında uyuyabileceğim bir yer bakıyorum. Bakalım. Bu havalimanı aynı zamanda 155 farklı mağazaya ve 105 farklı restoran seçeneğine ev sahipliği yapan devasa bir alışveriş merkezi adeta. Hatta havalimanının içerisinde buradaki yolcuların ücretsiz kullanabileceği bir sinema dahi bulunmakta. Şuraya bakar mısınız? Ortada küçük havuzlar, çiçekler, dünyaca ünlü markalar. Havalimanının içerisinde sıradan bir köşe. Şöyle bir köşe buldum havalimanında. Çantalarımı attım buraya. Girip yatacağım şimdi direkt. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birine geldim ve manzaraya bakın abi. Herkes havalimanında yatıyor. Karşımda dayı
serilmiş. Ben de böyle şimdi geçeceğim. En azından sabaha kadar biraz uyuyacağım çünkü saat 1'i geçti ve yorgun hissediyorum bayağı. Burada normalde mağazalar var, alışveriş merkezi görevi görüyor yine aynı şekilde ama en azından şu anda hepsi kapalı ve kimse insanların burada yatmasına bir şey demiyor. Şöyle serileceğim ve artık sabaha kadar buradayım. Sabahta artık kaçta uyanırsam veya uyandırırlarsa karar vereceğim. Şehri gezip gezmeyeceğimi, ülkeye girip girmeyeceğimi ve göreceğiz bakalım. Şimdilik iyi geceler dileyim bana. Singapur'daki ilk gecem böyle geçiyor. Çok saçma ya. Ama rahatım yerinde yani. Halı yapmışlar altımıza, zaten cami halısı gibi bir halı var. Yumuşak zemin, yatıyorum böyle. Aradan saatler geçti, herkese günaydınlar. Şu anda saat 7.30-8 civarı. Şöyle bir dışarıyı göstereceğim. Maalesef ki berbat bir hava durumu var. Aşırı yağışlı. Hava inanılmaz derecede kapalı yani. Bayağı böyle dışarıda fırtına var gibi. Zaten bu bölgede Malezya sınırında sel olmuş galiba. Google haritalardan baktığım zaman sel uyarısı veriyor. Yani pek havalimanından çıkabileceğim gibi gözükmüyor. Saat artık 12'ye doğru geliyor. Burada son 3 saatim. Hiçbir şey çekemedim çünkü hiçbir yere gidemedim dostlar. Sadece burada bir süpermarket bulup yemek yiyebildim. Havalimanının içerisinde süpermarket, restoran, her şey yer alıyor. Her şey düşünmüşler sizin için. Çok çok güzel. Ama o kadar yoruldum ki. Bu arada şöyle bir olay varmış ve ben bu olayı maalesef geç gördüm. Nerede bulunduğunu bu arabadan çok çok geç gördüm ve yani canım çıktı, dünden beri çantayla gidiyordum her yere. Şimdi artık sonunda çantayı taşımama gerek kalmadı. Biraz geç de olsa keşfetmiş oldum bunu. Normalde havalimanının içerisinde sinemadan tutun şelaleye kadar her şey olmasına rağmen maalesef ki transfer bölümünde bunlardan yararlanamıyorsunuz. Bunlar için ülkeye giriş yapmanız gerekiyor. Bense dün gece geç saatlerde ulaştım bildiğiniz üzere. Ve bu olayı bilmediğim için ülkeye giriş yapmadım. Eğer ki ülkeye giriş yapsaydım direkt olarak bunların hepsinden faydalanabilecektim. Ancak ülkeye hiçbir şekilde giriş yapmadığım için bunlardan faydalanamadım. Yani aslında sadece havalimanını gezmek için de giriş yapmaya değerdi. Ancak şu anda son 2,5-3 saatim artık, hiç stres yaratmaya gerek yok. O yüzden tabii ki giriş yapmayacağım. Bu arada dilerseniz buradan bedava Singapur turuna katılabiliyorsunuz dostlar. Aktarma yapanlara özel olarak yapılmış bir şey. 1,5-2 saat kadar süren bir tur. Buradan sadece kaydınızı yaptırıyorsunuz. Bagajınızı bırakıp direkt katılıyorsunuz. Diğer terminal demiş, ben daha yeni keşfettim. Ben ilk terminale varmışım. Bu olay ise terminal 2'deymiş. Aklınızda bulunsun gelirseniz. Şu anda benim vaktim kalmadı maalesef ki bunu yapmak için. Evet, artık yeniden yolculuk vakti dostlar. Şu anda saat 2.30 civarı zannedersem, bir 15-20 dakika kadar sonra uçağa bineceğiz ve yolculuğumuz başlayacak. Şöyle göstereyim, aralıksız yağıyor bu arada. Ülkeye girmediğim iyi oldu aslında. Yağmur hiç durmuyor saatlerdir. Umarım bir sorun olmaz uçuşumuzda. Şöyle bir geçeyim oturayım dedim. Bayağı bir yoruldum artık. Galiba 24 saate tamamlayacağız yolculuğu. Belki 24 saatten de fazla olacak, bilmiyorum. 3,5 saatlik bir uçuş da bizi bekliyor. Hadi bakalım. Yorgunluktan heyecanım kayboldu artık. O kadar yoruldum ki artık bütün o heyecan gitti yani. Evet, macera başlasın bakalım. Tekrardan uçağın içerisindeyiz. Ve sonunda herkese Filipinlerin başkenti Manila'dan selamlar dostlar. Buraya geldim, şehri biraz gezdim. 2 gün geçirdim şehirde ve 3. gününde dedim ki artık kamerayı açayım. Geldiğimde o kadar yorgundum ki dinlendim bir süre. Biraz böyle burada etrafı göreyim istedim. Kendim yaşayayım istedim. Ve şimdi sonunda elime kamerayı almaya hazır hissettim kendimi. Filipinlerin başkenti Manila inanılmaz büyük bir şehir. Dünyada nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu yerlerden birisi.
Metro Manila olarak bilinen asıl büyük şehrin 15 milyona yakın nüfusu olduğu söyleniyor şu anda güncel olarak. Yani az çok tahmin edebilirsiniz ne kadar kalabalık olduğunu. Zenginliğin ve fakirliğin çok iç içe olduğu bir yer. Diğer Asya ülkelerine benziyor ancak benzemiyor da, böyle çok ilginç bir ülke gerçekten Filipinler. Tüm detaylar videoda olacak. Fazla uzatmayacağım dostlar. Haydi Filipinler macerası başlasın. Şu anda Manila şehrinin Malate isimli bir bölgesindeyim. Burada kalıyorum. Burası şehrin nispeten güzel bölgelerinden bir tanesi, yani kalmamışım, buraya önerdiler. Zaten hosteller de bu bölgede yer alıyor anladığım kadarıyla. Yani ben bu bölgede bulabildim en azından. Geldiğimden beri gördüğüm şey, zenginlik ve fakirlik çok iç içe dostlar. Yani o kadar iç içe ki 5 yıldızlı devasa bir otelin önünde yatan evsizleri görebiliyorsunuz. Sizden sürekli para isteyen insanlar oluyor. Değişik bir yer. Şöyle biraz etrafı göstereceğim. Şu şekilde çok fazla araba göreceksiniz. Seyyar satıcılar çok çok fazla şehirde. Hey. Kamerayı önce laf atıyorlar. Şöyle bir geçelim bakalım. Burada bir şey satıyorlar galiba. Göstereyim. Kızarmış tavuk galiba. Sokakta bu şekilde satıyorlar. Hello. Burada da yine bir sokak yemeği. Klasik Asya sokak yemeklerine benziyor. Şöyle bolları, ne diyeyim, topları çubuğa takmışlar. Kızartıyorlar, satıyorlar. İnsanlar genel olarak fazlasıyla sıcak. Filipinler'de bu şekilde bisiklet taksiler çok fazla görüyorsunuz. Daha doğrusu motosiklet taksiler. Tuktuk olayı genelde burada bu şekilde. Bakın, hatta şöyle ilerleyeyim, göstereyim. Bakar mısınız? Moto taksiler hep bu şekilde. Motorun yanına şöyle küçücük bir sistem yapmışlar ve bayağı bunun içerisinde yolcu taşıyorlar şehrin her yerinde. Manila'ya geldiğimden beri her yerde bunlar karşıma çıkıyor. Ulaşımın zannedersem en ucuz yolu bunlar olsa gerek. Bu arada dondurmacı abimiz de burada. Thank you. Bu arada kabloları son derece yoğun bir şekilde görebileceğiniz bir bölge burası. Aynı diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi burada da bu olay var. Bazı yerlerde böyle çok aşırı kalabalık bir hal alıyor kablolar. Bazı yerlerde ise biraz daha temiz bir görüntü var. Ama genel olarak şu görmüş olduğunuz sokak gibi etraf. Bakar mısınız? Bisiklet, taksiler, tuktuklar her yerde. Yalnızca sokağın başına geldim. Abiler de burada. Satranç oynuyor galiba. Bu şekilde oyunlar oynayan çok insan görüyorum. Hello, how are you? Bakın ailecek direkt aracın içerisindeler. Tüm bir aile biniyor resmen. Şöyle bu arada küçük büfe tarzı restoranları da ara sokaklarda fazlasıyla bulabiliyorsunuz. Yakından göstereyim. Bayağı böyle büfe gibi restoran açmışlar buraya. Balık çeşitleri, tavuk çeşitleri falan satılıyor. Bu arada son derece lokal bir yerde şu ara sokaklar, çevre. Yani buranın herhalde böyle en lokal, en sakin yerine girmiş olabilirim. Ben de ilk defa girdim bu sokağa. Bakın şöyle göstereyim. Muz kızartması satıyorlar. Latin Amerika'da yoğun bir şekilde tüketiliyordu böyle. Soslamışlar. Galiba acı bir sosu var. Böyle satıyorlar. Halkın geneli, özellikle bu ara sokaklarda yaşayanlar çok iyi durumda değiller dostlar. Filipinler'de asgari ücret, internetten erişebildiğim bilgilere göre $200 civarı. Hal böyle olunca halkın geneli tabii ki böyle çok iyi bir hayat sürmüyor. Ancak burada yaşıyorlar, hayatta kalıyorlar. O yüzden bulunduğumuz bölgede de bulunduğumuz bölgede de lokal insanların hayatını fazlasıyla gözlemleyebiliyorsunuz. Bakın yine bir seyyar satıcı, şöyle göstereyim. Thank you. Şöyle bir ara sokağa gireceğim ama ne kadar tehlikeli, ne kadar şey hiç bilmiyorum. Şu kablolara bakar mısınız dostlar? Yani her yerden böyle kablolar geçiyor. Bildiğiniz bu yerel insanların yaşadığı bir sokağa giriş yaptım. Umarım bir şey olmaz. Bakın internet kafesi galiba ben. Hello. Şöyle küçük bilgisayarları koymuşlar. Bayağı insanlar burada oyun oynuyor. Atari salonu. Şu an nerelere girdim gerçekten bilmiyorum. Bakın. Sağda solda küçük restoranlar, boşluk yiyen insanlar. Acayip yerlere giriş yaptım ya. Bildiğiniz böyle burada. Hello. Ara sokaklardayım. Bakın güvercin besliyorlar. Is that your? Is that your? Kalapatin. Filipinler'de bu arada konuşulan dil dostlar Filipino ve İngilizce. Konuşulan yerel dili olan Filipino'nun %30'u İspanyolca'dan oluşuyormuş. Çok şaşırdım.
burası 333 yıl İspanyol sömürgesinde kaldığından dillerinde ve kültürlerinde çok fazla İspanya izi görmek mümkün. What's up? You from Manila? Yes. And do you live here in Malate? Yes. What's your name, bro? Fashman. Fashman. Okay. I'm Furkan. Nice to meet you. I'm from Turkey. Do you know Turkey? Yes. Yes, İstanbul. Şöyle göstereyim. Abla galiba burada yerel bir Filipin yemeği yapıyor. Tavuk kızartıyorlar galiba. Hello. Hey, how are you? I'm good. What about you? I'm good. Just like Furkan. Blogger. Yeah, blogger. Furkan. What's your name? Dayan. Dayan. Okay. Nice to meet you. Thank you. YouTube channel. Furkan Goset. Furkan Goset. I show you. Bildiğiniz gecekondu mahallesindeyim ve insanlar ne kadar sıcakkanlı. Yani ilk günden buralara girdim dostlar. Tehlikeli diyorlar ama ben bir tehlike sezmiyorum ya. Direkt daldım yani. Hiç girmemiştim bu sokaklara normalde. Şehrin aslında en bilinen bölgelerinden birisi, gece hayatında olduğu bölgelerden birisi ama böyle bir mahalle varmış burada. Her yerden kablolar geçiyor. Büyük ihtimalle elektrik kaçak olsa gerek. Yani çok bir fikrim yok. Direkt daldım öyle ya. Köpeği kızdırdık abi. Filipinler Asya'nın en mutlu ikinci ülkesiymiş. İnsanlar gerçekten çok neşeli ve güler yüzlü. Görüyorsunuz burada aslında çok da kolay bir hayatları yok şu girdiğimiz bölgede. Ama ona rağmen ne kadar mutlular, ne kadar neşeliler. Çok çok şaşırdım gerçekten. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın sokağa bir basketbol potası koymuşlar. İnsanlar burada her yerde basketbol oynuyor. Filipinlerin milli spor denilebilir basketbol için imkansızlıklardan imkan yaratıyorlar. Şurası boşaldığı anda büyük ihtimalle gelip oynayacaklar. Ve gecekondu mahallesinde de az önce gördüğümüz insanların bazılarının üstünde basketbol formaları vardı. Çünkü insanlar basketbolu çok seviyorlar. Burada çok değer veriyorlar. Bizde futbol neyse burada da basketbol o. Bakın yerel Filipinlilerin evlerini görüyorsunuz burada da. Bakar mısınız? İnsanlar şöyle evlerde yaşıyorlar burada ama inanılmaz neşeliler, inanılmaz mutlular. Mutluluk dediğimiz şeyin gerçekten de ekonomik olmadığını buralara gelince anlıyorsunuz yani, direkt görüyorsunuz. Bu bölgenin en ilginç olayıysa şu, bakın o mahallenin hemen yan sokağındayım. Yani yan sokak bile denmez ya. 3-5 metre yürüdüm ve bakın burada Kore restoranları, sınırsız barbekü satan restoranlar. Hemen şurada bir bar, hemen yanında başka bir Kore restorantı. Ve bu restoranlarda fiyatlar 9-10 dolarlardan başlıyor. Hemen yanda şurada bir mahallede insanlar 9-10 dolarla belki 3-4 gün geçirirken buradaysa bir öğün yemeye 9-10 dolar veriyorsunuz. Yani böyle keskin bir ayrım var ve hemen az ileride de 5 yıldızlı otel binalarını göreceğiz. Manila'da çok fazla gecekondu mahallesi yer alıyor. Gerçekten mahalleler sayısı çok fazla. Hatta resmen bir şehri andıran Tondu galiba isimli bir mahalle var. Adını yanlış söylemiş olabilirim. Daha yeniyim buralarda, öğreniyorum. Ancak çok fazla mahallelerden var. Bakın şöyle göstereyim, Filipinler'de çok fazla göreceğiniz şeylerden bir tanesi de bu Jeep adı verilen araçlar. Bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'dan kalan araçlar ve burada aktif bir şekilde kullanılmaya devam ediyorlar. Bunların daha büyükleri var. Direkt minibüs olarak kullanıyorlar. 2. Dünya Savaşı'ndan kalan araçları bu şekilde toplu taşıma araçlarına çevirmişler. Sonrasında yeni yapılan toplu taşıma araçlarını da Filipinlerin sembolü olduğundan dolayı buna göre yapmışlar, dizayn etmişler. Bakın bu arada karşımızda yine bir Kore restorantı. Bu bölgede çok fazla Kore restorantı yer alıyor. Hatta bulunduğumuz yerin ismi Korean Town olarak geçiyor. Herhalde sokağın ismi öyle, göstereceğim birazdan. Bunun da sebebi Güney Kore'den buraya çok büyük bir turistik akım var. Nasıl ki biz Tayland'a gidiyoruz ya da ne bileyim Avrupalılar Tayland'a gidiyor, Koreliler de buraya geliyor. Güney Korelilerin bir numaralı turizm yeri Filipinler. Hali böyle olunca da Korelilerden buraya yerleşenler olmuş. Bu kadar çok Koreli gelince burada Kore restoranları, Kore marketleri açılmış. Küçük hatta bakkal tarzı yerler bile var Kore ürünleri satan. Yine bir seyyar satıcı çok fazla görüyoruz bu bölgede. Şöyle yağın içerisinde kızarmış tavuk. Sokakta yemekler çok çok ucuz fiyatlara satılıyor. Filipinler yeme içme konusunda çok çok ucuz bir yer.
How much is for one? How much for one? 50 for one. Okay. Thank you. Bir tanesi 50'ymiş mesela. Yaklaşık 1 dolar dostlar. Gayet uygun yani. Şöyle göstereyim, burada da bir meyveci. Sokakta tropikal meyve çeşitleri bu şekilde satılıyor. Hemen karşımızda bir Kore restoranı. Onun yanında başka bir Kore restoranı. Bakın hemen şurada yukarıda yazıyor. Kore ve Çin yemekleri diye. Şöyle devam ediyorum. Barlar, restoranlar var yine. Bakın Güney Kore geleneksel yemekleri. Şöyle yine Kore restoranı. Hemen karşımızda şurada yine Kore restoranı. Yani her yerde dostlar bu bölgede. Ve bu sokak buradaki normal bir sokak. Öyle özel bir sokak falan da değil. Normal direkt rastgele girdiğim bir sokak. Bulunduğumuz yer tam olarak bu dostlar. Manila Korea Town. Güney Kore sembollerini de yana koymuşlar. Hatta öbür tarafta Güney Kore'ye dair bir afiş vardı zannedersem. Şöyle K-pop afişi gibi bir şey galiba. Koreli kızlar koymuşlar. Korelilerin buraya yoğun bir şekilde gelmesinin farklı sebepleri var tabii ki. Başka videoda bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. Şimdi oraya çok girmeyeceğim dostlar. Devam edelim keşfetmeye. Az önceki gecekondu mahallesinden belki 5 dakika anca yürüdüm ve hemen karşımızda bakın. Sheraton Otel, onun yanında başka lüks bir otel ve hemen şurada yine devasa bir otel binası. Azileri de yine göreceğiz. Çok fazla güzel konaklama tesisi, otel binası bulunuyor bu bölgede. Tabii ki bu güzel bir şey, güzel konaklama seçeneklerinin olması ama zengin ve fakir ayrımının bu kadar iç içe ve keskin olması biraz manidar gerçekten. Hemen bakın karşımızda yine bir otel tesisi, güzel bir otel binası. Hatta azilerde devasa alışveriş merkezleri dahi bulunuyor. Bakın o az önce görmüş olduğumuz Sheraton Otel binası. O kadar ilginç bir durum var ki bazen bu otel binalarını görüyorsunuz. Son derece lüks bir tesis veya son derece lüks bir restoran, bar tarzı bir yer ve önünde yatan evsiz birisi var. Biraz Latin Amerika'ya benziyor Filipinler bu açıdan. Belki de bilmiyorum, İspanyol sömürgesi olduğundan da İspanyol sömürgelerinde genel olarak böyle bir durum vardır. Seyyar satıcılar çok çok fazla. Sokakta yemek yemek kültürü oldukça yüksek. Bunun yanında evsiz sayısı fazla, dilenci sayısı fazla. İnsanlar diğer Asya ülkelerinin aksine lokal insanlar direkt gelip sizinle diyalog kuruyorlar. Hiçbir şekilde utangaçlıkları yok. Bazı şeylerde Güneydoğu Asya kültürünü, bazı şeylerde ise Avrupa kültürünü, İspanyol kültürünü, Amerikan kültürünü sonuna kadar hissediyorsunuz. Bu arada bakın o Amerikan jiplerinden çevirme olan, asker araçlardan çevirme olan otobüsler bu şekilde. Şehrin birçok noktasında bunlarla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Genelde bunların fiyatı 10 peso, 20 peso gibi bir şey oluyormuş. Yani çok çok ucuz. 55 peso 1 dolar şu anda. Bakar mısınız? Böyle kamyonet tarzı bir araç. Şöyle arkasını da göstereyim. O kabloların çıldırdığı bölgelerden bir tanesindeyiz. Çok fazla kablo var. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor ama aşırı fazla yani bu bölgede. Bakın birisi kolinin içerisine girmiş, yatıyor direkt. İnsanlar inanılmaz rahatlar. İnanılmaz bir rahatlık ve özgüven var insanlarda. Şu görmüş olduğunuz yerlerin tamamı da club tarzı yerler dostlar. Bunların birçoğu karaoke bar genelde. İçeride karaoke yapıyorsunuz. Ancak farklı bir konseptleri var. Biraz Pattaya'yı andırıyor. Dışarıda bekleyen kadınlar oluyor ve sizi içeri davet ediyor. Aslında bu bölgenin en büyük olayı zannedersem bu barlar, yani gece hayatı. Bakın yine burada yer alan küçük barlar. Bu çevrede sokaklarda çok fazla bu şekilde bar ve club görüyorsunuz. Burası da galiba bir club'ın girişi yine zannedersem. Şu anda buranın plajına geldim dostlar. Burası bilinen noktalardan bir tanesi. Manila'da yer alan bir plaj. Hatta şurada galiba bir kruz gemisi var ileride. Bayağı demirlemiş buraya. Burada denize girmiyor insanlar. Su kirli olduğundan dolayı. Ancak gelip burada oturmayı tercih ediyorlar. Şöyle göstereyim istiyorum ben de size. Manila'da yerel bir plajı da görmüş olduk. Hemen sahilin kenarında palmiye ağaçları, güzel bir yürüyüş yolu,
Var ancak şu anda tadilat var galiba. Orada görünemiyor. O yüzden oraya geçemedik. Filipinler toplamda 333 yıl İspanya kontrolü altında, İspanya sömürgesi altında ve 48 yıl Amerika vesayetinde kalmış bir ülke. Hal böyle olunca mix bir kültür var ülkede. Kültür Avrupa'ya da benziyor, Asya'ya da benziyor, her şeye benziyor. Filipinler İspanyol sömürgesi altına girmeden önce buraya ilk olarak Portekizli denizci Magellan geliyor. Yani Magellan Boğazı'na da adını veren kişi. Ancak buraya İspanya adına geliyor ve ardından İspanya burada sömürge faaliyetlerine başlıyor. Aslında İspanya gelmeden önce Filipinlerin güneyinde halkın ciddi bir kesimi, %25'i kadar olduğu düşünülüyor zannedersem, Müslümanlaşmış durumda. Özellikle Brunei Sultanlığı'ndan ve Borneo Adası'ndan gelen Müslümanlar burada Filipinleri Müslümanlaştırmaya başlıyorlar. Ancak İspanyollar gelince iş terste dönüyor ve Filipinler bir anda Hristiyanlaşıyor ve bugün Filipinler Katolik bir ülke. 333 yılı aşkın İspanyol hakimiyetinde kalan Filipinler'de son yıllarda artık milliyetçilik akımları tavan yapıyor ve Filipinli milliyetçiler artık bağımsızlıklarını istiyor ve halk ayaklanıyor artık. Filipinler'de ciddi ayaklanmalar meydana gelmeye başlıyor. Derken Amerika o süreçte İspanya'ya savaş ilan ediyor. Amerika aslında Küba'nın bağımsızlığıyla ilgileniyor bu süreçte. 1898 yılında Amerikan donanması burada Manila Körfezi'nde İspanya'yı darmadağın ediyor resmen. Ve ardından herkes Filipinlerin bağımsızlığını kazanmasını beklerken Amerika sadece Küba'nın bağımsızlığını istiyor. Ve sonrasında Aralık ayında Paris Anlaşması'nda Amerika Birleşik Devletleri Guam, Porto Rico ve Filipinleri 20 milyon dolar karşılığında satın alıyor. Yani Filipinler dediğiniz ülke aslında Amerika'ya satılıyor. Ancak bunu duyan Filipin halkı çıldırıyor. Düşünsenize, ülkeniz satılmış yani. Siz bağımsızlık beklerken, bir sömürgeden kurtulmuşken başka bir ülkenin kontrolüne girmişsiniz ve onun malı olmuşsunuz direkt. Halk ayaklanıyor ve Filipin-Amerikan Savaşı çıkıyor. Bu savaş halen daha Filipinliler tarafından katliam olarak kabul ediliyor. Çünkü 1.7 milyon insanın öldüğü söyleniyor. Wikipedia'da geçen kayıplara göre Amerika 4.196 kayıp vermiş. Filipinler ise 12 bin ila 20 bin arası askeri kayıp vermiş. Bunun dışındaysa 200 bin ila 1.5 milyon arası sivil halk hayatını kaybetmiş. Tüm bunların ardından dostlar, 48 yıl Amerikan vesayeti ve Japon işgalinden sonra Filipinler 1946'da tam bağımsız oluyor. Şimdi dostlar, hemen buradan bir mototaksiye atlayıp şehrin zengin bölgelerinden bir tanesi olan Makati'ye doğru yola koyulacağım. Ama bakın ne gördüm şimdi. Her yerde böyle faytonlar var sahil şehrinde. Size şehri gezdiriyorlar bunlarla. İsterseniz katılıyorsunuz ve şehri geziyorsunuz. Hey. Welcome to Philippines. Thank you. Where Thank you so much. Where you from? Turkey. Abilerden hemen laf atıyor. Tur satacaklar. Şehrin tarihi merkezi ve bu çevreyi dilerseniz bu faytonlarla gezebiliyorsunuz dostlar. Evet, şöyle motorumuzu atlayalım ve yola koyulalım dostlar. Let's go. Bakın o gezdiğimiz bölge dışarıdan ne kadar zengin gözüküyor. Otel binaları, devasa rezidanslar, palmiye ağaçları ne kadar güzel gözüküyor. Ama sokakların içerisine girdiğiniz anda olay acayip derecede değişiyor. Şu anda Manila'nın en zengin bölgesindeyim. Burası bir Hong Kong gibi, New York gibi bir bölge. Şöyle binaları göstermek istiyorum. Etrafa bakar mısınız? İş merkezleri, banka binaları, AVM'ler hepsi bu bölgede yer alıyor. Çok hayat olan bir yer değil aslında düşününce. Ancak şehrin en modern yüzü, genelde beyaz yakalı dediğimiz insanların bulunduğu bir yer burası. Ancak o ilk girdiğimiz bölgeden sonra burası bayağı gelişmiş ve bayağı farklı geldi gözüme. Yani şu manzara, böyle bir şey beklemiyordum Manila'dan. Çevreyi görüyorsunuz, inanılmaz düzenli ve güzel. Ben buraya ne için geldim derseniz dostlar, buraya ben para çekmek için geldim. Bakın karşımızda HSBC bankası yer alıyor. Filipinler'de ATM'den para çekerken neredeyse tüm bankalar 5-6 dolar komisyon alıyor. Ancak HSBC'nin komisyon almadığını söylüyorlar. Ben de geleyim, deneyim istedim. Şehrin diğer bölgelerinden sonra burası acayip düzenli ve temiz dostlar. Bayağı temiz yani.
alt geçitler, üst geçitler, yüksek binalar. Panama City'yi de andırdı biraz aslında. Panama City'de de böyleydi. Tek bir yerde toplanmıştı bütün o bankacılık binaları. Gökdelenler aslında o şehrin bilinen yüzü. Burada da öyle. Hepsini tek bir yere toplamışlar ve bir iş merkezi, finans merkezi inşa etmişler adeta. Evet dostlar, az önce ilk kez para çekme işlemini de tamamladım. Biraz hata yaptım ben, o yüzden bir 6 dolar falan bir komisyon verdim galiba. Normalde sadece benim bankamın kesmiş olduğu bir ücret var. Yurt dışında çekim ücreti 3 dolar gibi bir şey. 95-96 Türk lirası. HSBC herhangi bir şey almadı bende. Aklınızda bulunsun. Şöyle göstereyim, sadece binlik banknotlardan verdi bana. Böyle bir banknotumuz var. Ters tutmuşum bu arada. Şöyle bir banknotumuz var. Güzel renkli bir para. Diğer paraları da görmüştüm ben. Metal paraları var. Farklı farklı paraları var. Şu olay önemli ama. En azından binlik banknot olması ülkede önemli. Çünkü 1 dolar burada 55 oldukça yüksek. O yüzden çok fazla nakit taşımanız gerekiyor. Ve şunun olması beni mutlu etti. Umarım daha da büyüğü vardır. Değeri yaklaşık olarak dediğim gibi 20 dolar, hatta 17-18 dolar gibi bir şeye tekabül ediyor. Bu arada Filipinlerin para birimi de peso dostlar. Tüm o eski İspanyol kolonisi ülkelerde olduğu gibi burada da paraya peso adını vermişler. Filipin pesosu. Paranın üzerinde de Republica Filipin yazıyor. Republica da yine İspanyolca bir kelime. Şimdi sokakta yürürken böyle bir büfe gördüm dostlar. Bu tarz büfeler çok fazla var. Bakın sigara böreği tarzı şeyler satılıyor burada. Bir de şöyle bir şey gördüm. Bunun içerisinde muz varmış. Bakın kızarmış muz da yanında satılıyor böyle soslu bir şekilde yine. Böyle böreğin arasında, lavaşın arasında muzu yiyorlarmış. İlginç. Yağda kızartıyorlar ve tüketiyorlar. Şurada bakın pirinç noodle'ları yine. Yanında misket limonlar. Böyle bir yemek standı mı diyeyim, tezgahı mı diyeyim artık ne desem bilemedim. Bakın böyle yumurtalar. Şu ne gerçekten bilmiyorum. Değişik bir yemek. Bu şekilde poşetlerde yemekler satılıyor. Bakın yine farklı bir yemek standı. Yine muzları kesmişler burada ve kızartmayı bekliyorlar anladığım kadarıyla. Küçük börekler var. Bu tarz yemek standları her yerde. Hello! Şöyle göstereyim, ilginç tatlılar. Filipin yemekleri dostlar. Anladığım kadarıyla insanlar böyle hızlı yemekleri çok seviyorlar. Zaten fast food dükkanları da çok yaygın burada. Aşırı güler yüzlü ya herkes bu arada. Herkes gülüyor. Çok mutlu insanlar. Gerçekten aşırı derecede mutlu insanlar. Bu arada hava bir anda yine kapattı. Ne olduğunu anlamadım. Bir anda yine yağmur atıştırmaya başladı. Çok değişik bir hava durumu var Filipinlerin. Şu anda yağmur sezonunda değil ama halen daha yağıyor. Şöyle bulunduğum çevreyi göstereyim. Karşımızda büyük bir ne diyeyim iş merkezi var. Altı alışveriş merkezi gibi. Burada yine bir müze. Üstü devasa bir gökdelen. Arka tarafta yine banka binaları. Bu bölge böyle bir yer dostlar. Bu arada Manila dünyanın en büyük 10 AVM'sinden 3'üne ev sahipliği yapan bir şehir. Filipinliler AVM gezmeyi aşırı derecede seviyorlar. Yani böyle aşırı derecede lokal sokaklarda bile AVM'ler görebiliyorsunuz ve AVM'lerin hepsi çok çok büyük burada. Ve dostlar şu anda Manila'nın en güzel yerlerinden bir tanesindeyim. Burası bence şehrin en iyi bölgelerinden birisi. En azından benim için. Şöyle bir göstereyim. Tarihi bir kalenin üzerindeyim. İspanyol yapımı büyük bir ihtimalle. Hemen arkada da kolonize dönemden kalma İspanyol mimarisi evler. Bu çevrenin mimarisi çok çok güzel. Herkes kalenin üzerine çıkıyordu. Ben de çıktım. Önümüzde şöyle bir golf sahası var. Bildiğiniz şehrin ortasında böyle bir golf sahası yapılmış. Tarihi bir kalenin dibine. İlginç geldi bu da. Göstereyim. Şurada da galiba hükümet binası tarzı bir bina var. Ne binası olduğunu bilmiyorum dürüst olmak gerekirse. Ama gayet güzel duruyor. Şehrin o kolonize döneme ait tarihi mimarisinin bulunduğu açık ara en güzel bölgesi bence. Şuraya bakar mısınız? Şehrin en ikonik yerlerinden bir tanesi. Biraz Latin Amerika'yı andırıyor bu bölge. Gerek binalarıyla, mimarisiyle ve insanların sıcaklığıyla sanki böyle kendinizi bir Kolombiya'da gibi ya da ne bileyim Latin Amerika'nın bir şehrinde gibi, bir ülkesinde gibi hissediyorsunuz. Binalar inanılmaz derecede güzel ya. Bölgenin mimarisi gerçekten çok hoş. İleride böyle han tarzı yapılar var.
Aynı şeyi Peru'da çok fazla görmüştüm. Hem Cusco'da hem de Peru'nun Arequipa şehrinde çok karşıma çıkmıştı bu tarz yapılar. Bakın bir seyyar satıcı galiba dondurma satıyor abi. Ice cream. Ice cream. Aynı Latin Amerika ya. Gerçekten Latin Amerika'ya aşırı derecede benziyor. Hem etraf hem insanlar. İspanyolların bıraktığı o izi fazlasıyla her yerde görüyorsunuz. Turistik bölgeye geldiğiniz anda bu arada bu motosikletler de elektrikli araçlara dönüşüyor bir anda. Galiba elektrikli, gerçekten emin değilim. Böyle 3 kişilik bisiklet tarzı bir şey yapmışlar burayla uyumlu. Tabii yine şöyle araçlar da var ama gördüğünüz gibi tamamen pedal gücüyle çalışıyor burada. Trafiğe kapalı bir alan aslında bu cadde baktığınızda. Bakın yine küçük böyle bakkal tarzı, büfe tarzı yerler her yerde. İnsanlar da onların önünde böyle oturuyor, sosyalleşiyor. Buranın tarihi şehir merkeziyle diğer İspanyol sömürgesi olan ülkenin tarihi şehir merkezi arasında büyük bir fark var. O da şu, genelde tarihi şehir merkezleri şehrin gerçekten merkezi olur. En kalabalık, ne bileyim böyle kafeteryaların olduğu, iş yerlerinin olduğu, insanların yaşadığı bölge olur. Bütün şehir onun etrafında dizayn edilir. Ama Manila'da durum tam tersi. Tarihi şehir merkezi şehrin belki de en sakin noktası, en az insanın bulunduğu noktalardan bir tanesi. Sokaklar genelde bu şekilde boş, sakin ve trafiğe kapalı. Açıkçası bu beni çok şaşırttı Manila ile alakalı. Ben böyle daha kalabalık, daha çok binanın bulunduğu, daha büyük bir tarihi şehir merkezi bekliyordum. En azından gittiğim bütün İspanyol sömürgesi olan ülkelerde durum böyleydi. Ama burada tarihi şehir merkezi anladığım kadarıyla zamanında insanların yaşam alanıymış yalnızca. Ve sonrasında bu durum değişmiş. Hello. Bu arada sokağa ve binaya bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Buranın güzel yanı bu şekilde doğallığı bozulmamış. Çok fazla nokta yer almakta. Bakın burada yer alan han tarzı yerlerden bir tanesinin içerisine daldım direkt. O İspanyol mimarisini sonuna kadar hissediyorsunuz. Şöyle bir devam edelim bakalım. Galiba insanların evleri var burada yukarıda. Bakar mısınız? Saksılar falan dizmişler. Buradan da diğer binalara kadar bağlanıyorsunuz galiba. Tam çözemedim, şöyle gireceğim. Burada bir yerde bir restoran vardı. İlk günümde gelmiştim. Ama neredeydi gerçekten bilmiyorum. Bakın kafeteryalar yer alıyor böyle. Bu tarz yapılar daha önce söylediğim gibi Peru'da çok fazla vardı. Burada görünce şaşırdım açıkçası. Etrafı da çok güzel yeşillendirmişler böyle palmiye ağaçları vesaire. Etraf şahane gözüküyor. Bakar mısınız? Eğer o şehrin tarihi dokusunu hissetmek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bence gelmeniz gereken bir nokta burası dostlar. Bu arada her İspanyol şehrinde olduğu gibi burada yer alan kiliseyi görüyorsunuz. İspanyollar bu şekilde şehrin tarihi merkezinde birçok farklı kilise inşa etmişler. 450 yıllık görev ve 450 yıllık sanat yazıları var hemen binanın yanında yer alan müzede. Burada anlaşılıyor ki 450 yılı aşkın bir tarihi var bu kilisenin. İslam dini burada yayılmaya başlamışken özellikle güney kısımlarda İspanyollar aniden geliyor ve halkı Hristiyanlaştırıyorlar ve bugün Filipin halkının çok büyük çoğunluğu, %93'lük kısmı olması lazım, Hristiyanlık inancına, dinine inanıyor ve bu ülkede 10 farklı mezhep doğmuş. Aynı zamanda Filipinler Vatikan'dan sonra boşanmanın dünyada yasak olduğu tek ülke konumunda bulunuyor. Buradan ne kadar inançlı, muhafazakar bir ülke olduğunu buranın anlayabilirsiniz. Ve şu anda tarihi Manila Katedrali'nin önündeyiz dostlar. İspanyollar tarafından yapılmış olan devasa bir katedral. Burası aynı Latin Amerika'yı andırıyor. Hemen katedralin yanında hükümet binası yer almakta ve halen daha yazı İspanyolca Palacio del Gobernador. Hemen burada İspanyol Kralı 4. Charles'in heykeli bulunuyor. Etrafımızda da yine başka binalar bulunmakta. İspanyol Kralı'nın bugün burada neden heykeli var derseniz, bu kral dostlar 4. Charles Filipinlere çiçek aşısının yapılmasına karar veriyor. İnsanlar o dönemde salgın hastalıklardan hayatını kaybediyor ve çiçek hastalığı almış başını gidiyor.
ve 4. Charles de diyor ki Filipinlere çek aşısı yapalım ve bunun ardından burada heykel dikiliyor kendisine çünkü insanları hastalıktan kurtarıyor. Murayı ben de sizinle beraber ilk defa görmüş oldum. Gerçekten güzel bir meydanmış. Yine seyyar satıcılar, dondurma satıcıları, şöyle aynı Latin Amerika'da olduğu gibi içecek satıcıları. Bunlar ne gerçekten bilmiyorum. Böyle Hindistan cevizli bir içecek. Yanında da Black Guaman diyor ama Guaman ne gerçekten bilmiyorum. Meyve suyu tarzı bir içecek. Bu arada bu görmüş olduğunuz katedral, yani Manila Katedrali 1571 yılında, yani bundan tam 453 yıl önce inşa edilmiş. Hemen şuradan içeri giriş sağlayabiliyorsunuz. Hemen şurada dışarıda kafeterya gibi bir şey yapmışlar zannedersem katedralin yanında. Şöyle göstereyim. Buranın yapısına uygun olarak hemen katedralin yanına böyle çok güzel bir kafeterya inşa etmişler. Şöyle içeriği de göstereyim dostlar. Bakar mısınız? Aynı katedralde olduğu gibi büyük çanlar yer alıyor burada. Katedral ziyarete gelen insanlar burada oturuyorlar, vakit geçiriyorlar. Fiyatlar da fena durmuyor, gayet uygun gibi gözüküyor. Bu arada katedralin içerisi de bu şekilde. Burayı da göstermek istedim. Galiba bir evlilik gerçekleşiyor şu anda. Hemen az ileride. Fazla sokulmak istemedim, belki kutsal bir durum vardır diye. Bu şekilde uzaktan çekiyorum. Bayağı böyle türler çekilmiş içeriye, çiçeklerle kaplanmış içerisi. Kilisede bir evlilik gerçekleşiyor. Boşanmamak üzere hayatları boyunca evleniyorlar. Evet dostlar, tarihi şehir merkezinde gezdik şöyle arkamda. Katedral gözüksün. Güzel bir video oldu bence buraya kadar. Keyifliydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha burada gösterecek çok fazla şey var. Ancak video süresinin daha fazla uzamaması adına ve benim de bir an önce bu videoyu editleyip YouTube'a yetiştirmem adına artık burada bitirmek istiyorum videoyu. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Yeni ülkemiz İspanya diyecektim ya, neredeyse. Kaptırdım kendimi. Latin Amerika'da veya İspanya'da sandım ya. Yeni ülkemiz Filipinler. Son derece güzel ve ilginç bir ülke dostlar. İnsanlar çok sıcakkanlı. Yoksulluk, zenginlik, sıcakkanlı insanlar, sokaktaki seyyar satıcılar, muhteşem bir doğa, şehir hayatı, hepsini barındıran bir ülke. Güneydoğu Asya ülkeleri içerisinde, hatta bunu Uzak Doğu'yu da katabiliriz. En ilginci bence, benim de en merak ettiğim ülkeydi. Böylelikle giriş yapmış olduk. Güzel videolar gelmeye devam edecek. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.